bir moral, bir enerji. Yani alalım ki işte bir gençlerle konuşalım, bir ünlü futbolcuyla konuşalım. Düşünsene, bir tane genç oyuncu Emre diyecek ki kardeşim evdeyim işte sizi çok seviyoruz. Nasıl mutlu olur? Selçuk onu dese. Evet. Anladın mı? Ne kadar güzel şeyler. Yani bunları inşallah şu dönemde bütün top futbolcularımızdan, teknik adamımızdan bekliyorum ben. Ben de bir ön ayak olayım şu an A Spor olarak. Bunu yapalım. Bağlansınlar, konuşsunlar. Bak Avrupa'da oyuncular başladı şu an. Cannavaro'lar, onlar bunlar eski bütün ünlü oyuncular. Instagram'a bağlanıp halkla konuşuyorlar İtalya'da. Onlara destek oluyorlar. İnsanların şu an Maria morale Sharapova ihtiyacı. cep telefonunu vermiş ya şeyden, Evet. Ya Twitter'dan. Sharapova hata yapmış yani. Mesaj Dur atıldı ben şu öyle. Sharapova'yı bir arayayım ya. Hayır şöyle telefon numarasını verince bizim Aldın mı spor Emre sen telefonu servisinde de Sharapova? Evren abi Maria Sharapova telefon numarasını verince bizim spor servisinde Ali Baransel'le Koray Baloğlu hemen tabii denediler. Acaba Ha, bir şey WhatsApp çıkardı diye. kullanıyor mu falan diye. WhatsApp kullanmıyormuş o telefon numarasından. Sadece mesaj atabiliyormuş. Onu da Yani çözdüler. Sharapova'ya Ulaşamadılar. ulaşamadılar. Sharapova benim kankamdır biliyorsun Evrenciğim. Emre ben ona ulaşırım sen merak etme. Fakat Ben Evren tosun gibi olmuşsun ha. Yani yat ye iç yat ye iç yat böyle. Sen ne spor yapıyorsun? yapıyor musun Evren abi? Yani spor Ben yapıyorum. yapmaman mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü Evren abinin kıymetli eşi ablamız tabii aynı zamanda pilates hocası. O yüzden evde bir de tabii basketbol, profesyonel basketbol oynayan bir kardeşimiz de var Evren abimizin oğlu. Göktuğ. Göktuğ. Dolayısıyla o evde spor yapılmaması pek mümkün değil gibi geliyor bana. Vallahi onlar spor yapıyor, ben iyi bir şey atıyorum. Hayatım boyu spor yapmışım şeyler zaten. Yani bu saatten sonra ben zaten yorulmuş benim bünyem. Ya bırak onlar yapsın. Onları izlemek bana zevk veriyor. Şu an benim yapacak bir halim kalmadı. Vallahi kalmadı. Ben Yerim anız içerim yatarım diyor abi adam. duşuyorum. Koyayım Yüzüm içimi yüzüne yatıyorum. baka Ya Emre baka mı sen de kararır konuşursun nedir? sen de şişmişsin. Emre de şişmiş yani. Öyle Ben konuşma verdim. da olur mu? Ben Ben verdim. bugün Emre abiyi gördüğümde kilo Ben vermiş. verdim. Kıskanmazsan sevinirim. Ya ne kilo vermiş görmüyor musun halini? Ne hale gelmiş? Kıskanmazsan sevinirim. Bufalo gibi olmuş. Çok özlemişsiniz birbirinizi. Şimdi tabii Evren Turan bir yandan Galatasaray taraftarları da yazıyor. Oh Emre, Evren Turan geldi. Biraz da Galatasaray konuşalım diye hemen yazıyorlar. Tabii Galatasaray da zor günlerden geçti ama dün tabii Fatih Hoca'nın yapmış olduğu paylaşım yüreklere de su serpti bir yandan. Evet. Futbolcularla bir araya gelmiş, görüntülü konuşmuş. Galatasaray'da kötü günleri geride bırakıp önüne bakacak bu dönemde. Neler söylersin? Tabii Fatih Hoca benim babam biliyorsun Emre hep öyle Sen söylüyor yani babasıdır. benim babama hani bilmiyorlar Osmanlı Turan da Emre hep senin baban diyor. Fatih Hoca benim babam olsun ya. Öyle bir güzel adam benim babam olması çok büyük bir gurur. Öyle de keşke benim babam olsaydı. İki tane babam olsa da Amca bununla sana bağlı. baba diyebilir miyim falan diyebilirsin yani ona. Keşke öyle bir şey. Yani ben Fatih Hoca'yı arasam da bir gün desem ki babacığım falan. Yani bundan mutlu bir şey olamaz yani manevi olarak. Tabii öyle bir şey yok ama hocaya saygım çok büyük. Ben hani futbolculuk zamanında biliyorsun Fatih Hoca zamanı oynadım. O zaman ayrıldım yani. Ama ona her zaman çok saygım var. Yani yıllar geçse de 20 yıl sonra işte geçen yıl bir defa kulübe gittim. Geçen Antalya'da konuştuk. Yani hocayla toplasan iki defa yüz yüze buluşmuşum 20 yılda. Telefonla da 3-4 defa görüşmüşüm. Yani benim babam işte. Emre öyle diyor işte. Yani Sen bak bunu yersen. bu Galatasaraylık işte. O Emre onu anlayamaz. Yani bu Galatasaray'ın birleştirici Aman durumu. anlamayayım zaten mümkünse. Sevgi, saygı. O anlayamaz zaten. Şampiyonlukları çok Ama az yaşamadığı önce için. bunun öz eleştirisini yaptı Fenerbahçe'de. Galatasaray, yani Fenerbahçe bu konuda eksik dedi. Kendi öz değerlerine sahip çıkma konusunda, kendi öz evlatlarına sahip çıkma konusunda. Galatasaray'da durumun böyle olmadığını Beşiktaş'ta Fenerbahçe, da değil. Beşiktaş'ta da Beşiktaş'ta değil ama da. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de inşallah bunun işte biraz önce. eksikliğinin yaşandığını söyledi, öz eleştiriyi Evet. yaptı. Yani Fenerbahçe'de inşallah biraz Tuncay'dan verdik. Arola'sı var, o var. Arola mesela milli takıma da onu çağırdım. Mark Arola bizim biliyorsun. O da çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynadı, efsane. Alex gelir yarın bugün. Hepsi inşallah onu yaparlar. Ama Galatasaray'da ayrı bir şey var. Yani futbolu bırakanlar ben çok fazla bir yıl oynadım Galatasaray'da. Yani iki sezon ayrı ayrı oynadım. Bana diyorlar ki Evren sen çok oynamışsın da yani efsanemizin orada çıkıp konuşuyorsun. Ya kardeşim futbol oynamak ayrı bir şey. Yorum yapmak ayrı bir şey. Yani teknik direktörlük de ayrı bir şey. Yani teknik direktör herkes olamaz. Yorumcu da herkes olamaz. Konuşabilmek lazım. Konuşmak da bir sanat. Yani senin bilgin vardır. Bunu aktaramazsın. Senin konuşamazsın. Yani bunu yayına çıkarsın, heyecanlanırsın. Teknik direktör olsun, çok iyi futbolcu olursun.
Ama tek direktör olamazsın. Yani bu değerleri bilmek lazım. Onun için bana da bu konuda saygı göstermen lazım. Evet, Galatasaray formasını bir defa da giysen, bütün takımlar için geçerli, büyük takımlar hepsi, o benim için çok değerli ve Galatasaray'la bana sahip çıktılar. Ama ben de onları bugüne kadar hiçbir zaman her konuda savundum. Sonuna kadar da savunacağım. Yarın bugün işimden de olurum. Kovulsam da benim umurumda değil. Ama Galatasaray'la evren olarak orada formasını giyiyor. Ben sonuna kadar bir şekilde doğruya yapacağım. He, hatalılarsa, yanlışsa da sonuna kadar söyleyeceğim. Ben Fatih Hoca'yı da eleştiriyorum. Kimse ilk yarıda onu görmediler. Yönetimi de eleştirdim geçen iki yıl önce Dursun Özbek yönetimini. Kötüyse kötüye kötü diyeceğiz. Ben yorumcuyum. Ama ben futbol olarak, teknik olarak bütün takımlara aynı mesafedeyim. Eleştirimi de ona göre yapıyorum. Bizim formatlarımız farklı. Emre ile kapışırız. Emre bir şey der. Emre bir şey deyince ben ona cevap veriyorum. Çünkü Emre kaşınıyor. Sonra da kaşınıyor. Sonra da ben araya bir ara pası bırakıyorum. Bir final yapıyorum. Susuyor. Bak şu an kuzu gibi. Bak bu yıl ne oldu? Hiçbir şey. Emre. Bu ara siz konsol oyunları da oynuyorsunuz. O konsol tabii oyunlarının canım. Sonuçları nasıl acaba? Ben onu da merak ediyorum. İlk yarı işte biliyorsun. Konsol 6-0 bitti. Kaçtı gitti. Daha revanş var. Oynadık. Kırmızı kart gördü. Sikertel beni yaktı ya. PlayStation oynadık. 6-0 oynadık. Kaçtı gitti. Yayını bıraktı. Ama bir niye şey söyleyeceğim. 6-0 yenilmek gerçekten çok kötü bir şeymiş ya. Ceyda, yani gerçekten ben yani PlayStation'da oynarken bile çok kötü bir şeymiş. Gerçeğini ben yani tahmin bile edemiyorum. Herhalde deli olurdum. Şimdi Evren Turan'ı buradan vuruyor tabii Emre Bolda. Yok ya, normalde beni PlayStation'da yenme şansı yok. Mesela, bir gün önce onunla mesela, aramızda oynadık. Mesela ben Evren, yalandan, bak, Evren sayıları sayarken 6'yı saymaz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 diye sayıyor. Bırak bunu. Yalandan ona 1-0 yenildim. O dedi ki Allah dedi yayın var yarın. Emre, ben dedi Evren'e 1-0 yendim. Dedi ben bunu, ben de ona bilerek yenildi ki mutlu olsun. Bu hemen Instagram'a atmış 1-0 yendim filan. Ya ben sana kaybeder miyim? Ben sana attım yemi önüne. Ben ertesi günü bekliyorum zaten. Ertesi gün bir geldi abi, bu bir çıktı. Bunu çok, var, ben çok iddialı değilim şeyde. PlayStation çok oynadığım bir şey değil. 6-0'dan sonra kaçtı. Bir de dakika 1 Martin Skirtel kırmızı kart gördü. Dakika 1. Ama birinci dakikada 10 kişi birinci dakika takım. Yani. Anladın mı? Ondan ama sonra Ceyda, zaten orası yol geçer önüne döndü yani. Ceyda, ben onu uyardım. Dedim ki şimdi PlayStation'da oraya stoperin senin kırmızı kart gördüğün an oraya bir oyuncu çıkaracaksın. Önden bir adam kaydıracaksın. Bir stoper. İşte biz bilmiyoruz onları. Emre maçtan sonra söylüyor bunları. Biz bilmediğimiz oraya, için. Maçta da söyledim. Yayınlar var. Dedim ki Emre buraya adam al. Buraya kaydır. Bak orası boşaldı. Ona da söylüyorum. Boşalsa da fark etmez. 10 tane atardım. Allah'tan 6 oldu, bir baktım kaçtı. Önümüzdeki yani salı günü büyük ihtimalle rövanş olacak maçın. Salı günü rövanş olacak. Salı gününe ya. Kadar gece gündüz bu oyunu çözeceğim abi oynayıp. Emre. Bak gece gündüz bu oyunu oynayayım. Hırslandım artık. Şimdi ya bu tabii işin esprisi, insanlarımızı mutlu edelim. Onlarla beraber olalım işte. Bizim enerjimiz yüksek, pozitif enerji. Herkese biz güzel duygularımızı paylaşmak istiyoruz. Ve onu yapıyoruz. Evet dışarıda dostuz ama sahaya çıktığı zaman, ben sana ekrana çıktığı zaman eğer bir şey söylersen ben Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi sana cevap veririm. Sen de onu verirsin. Kavga ederiz, cevabımı veririm. Yenerim, yenelim ama dışarı çıktığı zaman dostuz. Yani insanlar da bunu bilsinler. Yayınlar yani kurgu değil, doğal olarak gelişiyor. Ama bizim şeyimiz çok farklı yani. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız, diğer yorumcu arkadaşlarım da, dostlarım da öyle. Yani A-Spor'daki o birlik, beraberlik çok farklı. Yani ben 2015'ten sonra buraya girdim. Sağ olsun Abdülkadir Şimen genel müdürümüz bizi aldı. Serkan Korkmaz eski müdürümüz. Şu an Ender Bilgin. Hepsi bana destek verdiler ve beni bu işte desteklediler. Onlardan Allah razı olsun. Ceyda olsun, Koray olsun. Bütün ekip bizi çok seviyorlar. Hep beni desteklediler ve ben kendimi geliştirdim. Dedim ki ben yorumcu olacağım. Ve A-Spor bana bu konuda müthiş bir destek gösterdi. Allah razı olsun. Ama ben de bunun karşılığını verdim. Kendimi geliştirdim. Ona göre konuştum, futbol bilgimi yaptım, bütün yayınları takip ettim. Yani her iş çok kolay değil. Yani buraya çıkıp oturup konuşmak öyle basit bir iş değil. Oynamak da çok zor. Teknik direktörü de çok zor. Yani benim bütün arkadaşlarım var, eski futbolcular. Herkes gelsin, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim yayınlara katılsınlar. Ama biraz da buna çalışsınlar. Yani bu iş öyle. Hani ben futbol oynadım, ben bu işi biliyorum. Ekrana çıkayım, konuşayım olayı değil. Bu olay çok farklı bir olay. Yani ekran, o ışıklar insanı değiştiriyor. Orada konuşamıyorsun bazen. Bunun şeyini yaşadım ben, sıkıntıları, ama burada biraz daha işte istemek, daha çok istemek, daha çok çalışmak, bir şekilde örnek almak, büyüklere örnek almak, onların yorumlarını dinlemek, işte Rıdvan Dilmen'i ben dinledim yıllarca, Rıdvan Hocama,
Diğer yorumcuları dinledim. Hepsini, futbol oynamayanları da dinledim. Onlarda da çok iyi yorumcular var. İlla futbol oynamak gerekmiyor. Yani futbolu takip edersen, iyi analiz edersen, iyi konuşuyorsan da, bir genel kültürün varsa, okuyorsan da futbolu da konuşabilirsin. Onlara da saygı duyuyorum, futbolun içinde gelmeyenlere. Çok da iyi yorumcular var. Ama onlar da bize saygı göstersinler. Biz de şöyle bir birleştirici olmak lazım. Sen Evren'i bir yayına çağır ya. Evren çok özlemiş. Dolmuş, evet. Evren çok, çok dolmuş. Çok özlemiş. Evren senin bir yayın lazım sana. Sen bir gel bakayım sen. Gelirim, gelirim de hanım izin vermiyor ya. Sen bir gel. Bir yandan da hanımla göz göze geldi galiba Evren abi orada. Böyle ama. Bir yandan göz göze geldi galiba. Haftaya inşallah geleceğim. Ben sizlere de oradayım Allah'ın izniyle. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Evren abi. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağlıklı. Salı günü bekliyorum seni Evren Turan. Bakalım.